Osmanlı Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan 1. Murat deyince birçok kişinin aklına Yıldırım Bayezid'le olan ilişkisi geliyor. Ancak bundan da önemlisi aynı yıllarda devletin o dönemden sonraki dönemleri etkileyecek kaderi belirlenmişti. Zira bu olay ileride kardeş katline sebep olacak olaylara öncülük edecekti. Peki merhametli bir kişiliğiyle tanınan, üstüne üstlük bu meziyetinden dolayı kendisine Hüdavendigâr lakabı verilen, adaletiyle nam salmış Sultan Murat'a ne olmuştu ki önce öz oğlunu kör etmiş, sonra da boğdurtmuştu? Gelin bu hikayenin en başına, tarihin tozlu sayfalarına kısa bir yolculuğa çıkalım. Sultan 1. Murat'ın o dönemlerde 3 oğlu vardı. Şehzade Bayezid Kütahya'da, Yakup Çelebi Karesi'de ve Savcı Bey'de Bursa'da görevliydi. Bayezid'in güvenlik ve huzur kaynağı olması göreviyle Anadolu hududunda oturması uygun görülmüştü. Ortanca oğlu Yakup Çelebi ise biraz daha yakın olan Karesi vilayetinde, küçük oğlu Savcı Bey'i de Bursa'da bırakmıştı. Savcı Bey'in diğer kardeşlerinden daha atılgan olması, çevresinde popüler biri olmasını sağlamıştı. Savcı Bey'in çok geniş bir taraftar kitlesine sahip olması 1. Murat'ın da gözünden kaçmamıştı. Bunun üzerine 1. Murat, oğulları içinde yaşça en büyük olan Bayezid'e bir mektup yazarak kardeşleri hakkında kendisine bilgi vermesini istedi. Şehzade Bayezid gelen mektuba cevaben Yakup'un çok sessiz ve sakin olduğunu ancak savcının çevresinden etkilenerek bazı yanlış hareketlerde bulunabileceğini söyledi. Aklında birçok tilki dönen 1. Murat'ın bu konuyu daha detaylı gözlemlemesi gerektiğine karar verdi. Tarihler 1373 yılını gösterdiğinde Sultan 1. Murat, Anadolu'daki bazı asi beyliklerin uçarı hareketlerinden dolayı sefere çıkmaya karar verdi. Yanına da vasal hükümdar olan Bizans İmparatoru 5. Yuhannis'i de alarak Anadolu'ya doğru harekete geçti. Yerine de Edirne'de vekil olarak Şehzade Savcı'yı bıraktı. Aslında bunu yapmasının bir amacı da şehzadenin nasıl davranacağını ölçmek olmuştu. Gerçek şu ki Sultan Murat'la Savcı Bey'in arasındaki ilişki Osmanlıları olduğu kadar Bizans'ı da ilgilendiriyordu. Bu öyle sıradan bir olay değil, çok uluslu bir durumdu. Çünkü o dönemler Savcı Bey'in bu tavırları Bizans surlarına kadar ulaşmıştı. Kendisiyle aynı duyguları paylaştığını düşünen Bizans prensi Andronikos da babası 5. Yuhannis'i tahttan indirerek imparator olmak istiyordu. Çünkü imparator Selanik valiliğinde bulunan 2. oğlu Manuel'i saltanat ortağı yapmayı düşünmüştü. Böylece büyük oğlu Andronikos'un hakkını ondan daha küçük olan kardeşine verecekti. Bu, Andronikos'un kızmasına ve ondan intikam alma duygusu oluşmasına sebep olmuştu. Bu sebeple her ne pahasına olursa olsun imparatorluğu ele geçirmeyi düşünüp fırsat kolluyordu. Babasına karşı intikam planları yapan Prens Andronikos için bu sefer kaçınılmaz bir fırsat olacaktı. Bunun üzerine iki hükümdarın birlikte sefer için Anadolu'ya gitmesini fırsat bilen Bizans prensi planını hemen Savcı Bey'e ulaştırdı. Bu plandan sonra ise Savcı Bey, kendisinin zaten tahta geçemeyeceğini, babasının gözünde tahtın gerçek varisinin abisi Bayezid olduğunu düşünerek bu isyana katılmaya karar verdi. Sultan Murat'ın Edirne'de yerine vekil bıraktığı Şehzade Savcı ile Bizans hükümdarının büyük oğlu Andronikos böylece kafa kafaya vererek birleşti ve yarım yamalak bir planla babalarına isyan ederek tahta geçtiler. Savcı Bey tahta geçtiğini ilan ederek kendisine bağlı olanlara altın dağıttı. Bu tutumuyla bazı eşkıyaları yanına çekmiş ve ülkeyi istediği şekilde idare etmeye başlamıştı. Hatta adına hutbe bile okutmuştu. Bütün bunlar açıkça padişahlık alametiydi. Bunlar Sultan Murat'ın kulağına ulaşınca tahmin edildiği gibi derhal komutasını geri döndürüp İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul yakınlarındaki bir mevkide birliklerini toplayan oğullarla babaları arasında bir çatışma gerçekleşti. Neticede 1. Murat idaresindeki ordu, Savcı Bey ve Andronikos'un ordusunu kısa süre içinde dağıttı. Neye uğradıklarını şaşıran oğullar çareyi kaçmakta buldular. Bunun üzerine Savcı Bey günümüzde Yunanistan'ın Evros iline kaçarak babasına yakalanmaktan kurtuldu. Ancak Bizans prensi onun kadar şanslı değildi. Andronikos çarpışma sonunda yakalanmıştı.
Bunun üzerine Evros'a giden babasından tekrar bir şekilde kaçmayı başaran Şehzade Savcı Bey, Bursa'ya geri dönmüş ve orada da bir birlik toplamaya çalışmıştı. Padişah ise adım adım Şehzade'yi izliyordu. 1374 yılında Bursa'daki Nilüfer Çayı mevkiinde tekrar karşılaşan baba ve oğul burada çetin bir savaşa tutuldu. Ancak kısa süre içinde iki birlik arasındaki sayıca ve düzence olan fark nedeniyle Savcı Bey'in birlikleri bozguna uğradı. Bunun sonucunda da Savcı Bey babası 1. Murat tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra Savcı Bey'i bekleyen ceza ise gözlerine mil çekilerek kör edilmesi oldu. Savcı Bey'in gözlerine mil çekildikten sonra ilerleyen süreçte tekrardan benzer bir isyanın yaşanmaması için Padişah 1. Murat'ın emriyle boğdurularak öldürüldü. Bizans saflarında ise işler buna benzer şekilde ilerledi. Tarihçi Hammer'ın ifadesine göre Yohannes oğluna verdiği cezayı Sultan Murat'ın baskısı üzerine korkudan yapmak zorunda kalmıştı. Ancak Bizans İmparatoru'nun bu cezayı daha hafif bir şekilde uygulayıp oğlunun gözlerini kızgın sirke döktürerek yarı kör hale getirmişti. Bunun yanında oğlunu affederek idam etmeyip yaşatan 5. Yohannes ilerleyen yıllarda tekrar bir isyanla karşılaşmıştı. Hatta bu isyandan başarılı bir şekilde çıkan Andronikos kısa bir süre içinde olsa Bizans İmparatoru olarak görev yapmıştı. Yaşanan bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk şehzade isyanı, taht kavgası ve evlat katli olarak tarihe geçti. Bununla birlikte Osmanlı tarihinde ilk ciddi taht kavgası olarak gösterilen bu isyan hakkında Osmanlı ve Bizans tarihçileri arasında farklı görüşler oluşmuştu. Yeri, zamanı ve hatta Savcı Bey'in o zamanki yaşı hakkında bile değişik görüşler bulunduğu gibi bazı Osmanlı kaynaklarında hadisenin başka türlü anlatıldığı da görülmüştü. Ancak hikaye ne olursa olsun neticede akıbet hep aynı olmuştu. Sultan Murat gerek siyasi gerekse idari başarısının sırrını kararsızlık sergilemeyen, aksine bütün ihtimalleri değerlendirip ona göre çareler düşünmesine borçluydu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.